Şimdi biz tabii Kayseri'de e, ziraat odalarımızın başkanlarıyla, e, birlik başkanlarımızla e, sürekli diyalog halindeyiz ve sık sık görüşüyoruz. E, tabii tarım sektörünün sıkıntı ve sorunlarını e, takip ediyoruz. Bu noktada e, vatandaşlarımızın bize ilettiği problemleri, ee, tabii ki e, gerekli makamlara, özellikle bakanlığımıza iletmek konusunda gayret ediyoruz. Nitekim geçenlerde Melik Gazi Ziraat Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdik. Ee, orada e, başka ziraat odası başkanlarımız da vardı, tarım sektöründe e, çalışan e, şahıslar vardı. E, özellikle gübre fiyatlarındaki yükselmeden çok şikayet ettiler ecrimsil fiyatların yüksek olduğunu ifade ettiler. Kayseri'deki çiftçilerimizin sorunlarını orada dillendirdiler. Bunun üzerine biz de Tarım bakanlığımızla irtibat kurduk, bakan yardımcımızla, Tarım bakan yardımcımız, Ayşe hanımla görüştük. Nitekim ondan bir randevu aldık ve e, ziraat odası başkanlarımızı tarım bakan yardımcımızla bir araya getirdik. E, ve e, Kayseri'nin e, sorunlarını orada dillendirdiler. E, bu sektörde çalışanların problemlerini dillendirdiler. Özellikle gübre fiyatlarındaki bu emtia fiyatlarındaki yükselmeyle, dolardaki artışla, ee, bağlantılı olarak yüzde yüz bir artış meydana geldi. Tabii bu durum e, haliyle çiftçimizi yakından ilgilendiren bir husus. Önümüzdeki süreçte ekimler yapılacak malum biliyorsunuz. Ee, tabii bu noktada bakan yardımcımız da gerekli notları aldı ve ilgili yerlere iletti. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız bir açıklama gerçekleştirdi biliyorsunuz. Nitekim e, gübre desteği yüzde yüz arttırıldı. Malum bizim e, iktidarımız döneminde e, tarım sektörüne verilen desteklerin hem çeşidi arttı hem miktarı arttı. E, tabii e, ciddi anlamda sübvansiyonlar yükseldi. E, tabii tarım sektörünün dünyayla yarışabilmesi, ayakta kalabilmesi... Üretim yapabilmesi çok hayati. Bu noktada da bizim hükümet politikamız tamamen bu sektörün güçlü olmasına, güçlendirilmesine, dünya ile yarışmasına yönelik, dünyadan geri kalmamasına yönelik ciddi çalışmalarımız var. Bu son gübre fiyatlarındaki yüzde yüz artıştan kaynaklı desteklerin artırılması da bununla bağlantılı. Nitekim geçen yıllarda biliyorsunuz mazot desteği ilk defa bizim iktidarımız döneminde verildi. Bundan sonra da e, günün koşullarına ve duruma e, yönelik olarak da bu çalışmalar mutlaka hükümetinizin de yapılacak ve e, devam edecektir. E, sektörün ayakta kalması için hayati adımlar atılacaktır.